Evet arkadaşlar, merhaba. Bugün sıcaklık zaman grafikleri, saf maddelerde sıcaklık zaman grafiklerini şöyle kısaca görelim. Sıcaklık zaman grafikleri arkadaşlar, ısınma grafiği tabii bu. Bakın görüyorsunuz erime noktası, kaynama noktası. Hemen bölgelere bakalım. Birinci bölge katı bölge, ikinci bölge katı sıvı bölge, üçüncü bölge sıvı bölge, dördüncü bölge görüyorsunuz arkadaşlar sıvı gaz bölgesi. Tek bir görüntü olduğu için katı, heterojen, katı sıvı, homojen, sıvı, heterojen, sıvı gaz arkadaşlar. Dikkat ederseniz eğimli olan bölgelerde sıcaklık ne oluyor? Artıyor. Sıcaklık arttığı için kinetik enerji artar. Gördüğünüz gibi kinetik enerji artıyor, kinetik enerji artıyor değil mi? Ve bu bölgelerde sevgili arkadaşlar sıcaklığın arttığı bölgelerde potansiyel enerji sabittir. Sıcaklığın arttığı bölgelerde potansiyel enerji sabit. Gelelim arkadaşlar yatay bölgelere, yani heterojen bölgelere geldiğimiz zaman. Burada dikkat ederseniz sıcaklık sabit. Sıcaklık sabit, ne artıyor? Isı artıyor. Unutmayın, sıcaklık zaman grafiği aynı zamanda sıcaklık ısı grafiği ile de aynıdır. Dolayısıyla gördüğünüz gibi arkadaşlar bu bölgede ısı arttığı için kinetik enerji sabit, potansiyel enerji artıyor. Potansiyel enerji artıyor, kinetik enerji sabit. Yine hakeza diğer bölgeye bakıyoruz, diğer heterojen bölgeye bakıyoruz arkadaşlar. Yine potansiyel enerji artıyor burada, kinetik enerji sabit. Bu sevgili arkadaşlar saf maddelerin sıcaklık zaman eğrisidir. Kaynama noktası, erime noktası. Gördüğünüz gibi endotermik. Soğuma eğrisi bunun tam tersidir. Değişen hiçbir durum yok. Eğimli bölgeler her zaman homojen. Yatay bölgeler arkadaşlar heterojen. Zaten soğuma grafiği bunun tam tersidir. Şöyle gelecek değil mi? Şu şekilde gelecek. Dolayısıyla ilk bölge ne olacak? Yoğunlaşma noktası olur. Diğer noktada donma noktası olur. Biz daha önceki derslerimizde erime noktasının donma noktasına sayısal veri olarak eşit olduğunu, kaynama noktasının da yoğunlaşma noktasına sayısal veri olarak eşit olduğunu ne yapmıştık? Söylemiştik. Aşağıdaki maddelerden hangisi kristal katı değildir? Aşağıdakilerden hangisi diyor kristal katı değildir diyor. Evet arkadaşlar, cevabımız nedir? Edirne değil mi? Plastik. Evet. İkinci soruya geçiyoruz. Aşağıda verilen maddelerden hangisi moleküler katı değildir? Hangisi moleküler katı değildir diyor arkadaşlar. Evet, cevabımız çinko değil mi? Evet, metalik. Evet arkadaşlar, dolayısıyla hangisi moleküler katı değildir cevabı çinko arkadaşlar. Üçüncü soruya geçiyoruz. Aşağıda verilen maddelerden hangisi elektriği ileten kovalent katıdır? Kovalent katıdır. Şimdi bazı arkadaşlar diyecek hocam demir iletiyor. O metalik değil mi? Bize ne diyor? Kovalent diyor arkadaşlar. Dolayısıyla bakın tuz katı halde iletmez. Elmas kovalenttir. Bu iyoniktir. Bunlar gitti. Bu zaten elektriği iletmez. Kuru buz zaten iletmez. Geriye ne kaldı arkadaşlar? Grafit değil mi? Grafit, evet, karbonun allotroplarındandır. Elektriği iletir. Evet. Dördüncü sorumuz. Aşağıdaki maddelerden hangisi iyonik kristal katı örneği değildir? İyonik kristal. Bakın sevgili arkadaşlar. İyonik. Bu nedir arkadaşlar? Hidrojen, flürür. İkisi de ametal olduğu için kovalenttir değil mi? Dolayısıyla cevabımız nedir? 4 Bursa. Beşinci cevabımız, beşinci sorumuz. Evet, amorf katılarla ilgili demiş. Hangileri doğrudur? Amorf katılarla ilgili hangileri doğrudur arkadaşlar? Evet, erime noktaları düşüktür. Katıyı oluşturan tanecikler düzensiz dizilmiştir. Amorf demek zaten ne demekti? Düzensiz demekti değil mi? Amorf demek zaten düzensiz demekti. Dolayısıyla evet, iki olacak. Yumuşayarak akıcılık kazanırlar. Evet arkadaşlar, 5 Diyarbakır olacak değil mi? Yani katıyı oluşturan tanecikler düzensiz dizilmiştir. Yumuşayarak akıcılık kazanırlar cümlesi de doğru. Dolayısıyla 2 ve 3 arkadaşlar. Evet, 6. soruya bakıyoruz. 6. soru maddeleriyle ilgili hangileri doğrudur? Hangileri doğrudur? Tereyağı, lastik, cam, amorf katılardır.
Evet, doğru arkadaşlar. Değil mi? Elmas ve kuvars kovalent kristallerdir. Evet, bu da doğru. Öyle değil mi? Evet, elmas ve kuvars kovalent kristallerdir. Yemek tuzu elmas ve kuvartsın belirli eleme noktaları vardır demiş. Evet arkadaşlar, bu da doğru. Dolayısıyla ne olacak? 6 Edirne olacak. Evet. 7. İyonik katılarla ilgili hangileri doğrudur? İyonik katılarla ilgili hangileri doğrudur? Tanecikler arasında elektrostatik çekim kuvveti vardır. Evet, doğru. Değil mi? Katı halde elektriği iletirler demiş. Evet, biz ne demiştik? İyonik katılar katı halde iletmez. Sıvı veya sulu çözeltilerinde elektrik akımını iletirler. Dolayısıyla 2 yanlış. Pozitif ve negatif iyonlar içerirler arkadaşlar. Evet, pozitif ve negatif iyonlar içerirler cümlesi de doğru. Cevabımız nedir? D şıkkıdır. Cevabımız D şıkkıdır. Evet. 8. soruya bakıyoruz. 8. soru. Metalik katılarla ilgili hangisi yanlıştır demiş. Kolayca şekil verilebilirler. Doğru. Kristali oluşturan tanecikler pozitif iyonlar ve elektronlardır. Evet, doğru. Kristalde metalik bağlar bulunur. Doğru. Çinko metalik kristal örneğidir. Doğru. Donma noktaları düşüktür. Yanlıştır arkadaşlar. Donma noktaları düşüktür cümlesi yanlış olan şıkkımızdır. Evet. Edirne. 9. Grafitin özellikleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Grafitin özellikleriyle ilgili hangisi yanlıştır demiş. Evet, bakıyoruz arkadaşlar. E'den gelip grafiti oluşturan levhalar birbiri üzerinden kolayca kayar. Evet arkadaşlar, doğru. Karbon atomları arasındaki bağlar kovalenttir. Evet, kovalenttir arkadaşlar. Elektriği iletir. Evet. Gri siyah renktedir. Evet. Şekilde de zaten o şekilde belirtmişler. Doğru. Moleküler katıdır demiş arkadaşlar. Yanlıştır arkadaşlar. Moleküler katıdır cümlesi yanlıştır. Evet. A. 10. soru. Aşağıdaki türlerden arkadaşlar. Türler ve örnek eşleştirilenlerden hangisi diyor? Yanlıştır diyor. Evet, şöyle bir bakalım. Evet. Ne dersiniz? Kovalent buz değil mi arkadaşlar? Kovalent buz yanlış şıkkımızdır. Evet. 11. soru. Elmas ile ilgili hangileri doğrudur arkadaşlar? Hangileri doğrudur? Evet. Şöyle bir bakın bakalım. Kimyasal maddelere karşı çok dayanıklıdırlar demiş. Doğru mu? Evet, kimyasal maddelere karşı çok dayanıklıdırlar. Doğru. Doğalı gelen sert maddedir. Doğru. Yanmaz demiş arkadaşlar. Sonuçta elmas nedir? Bir karbondur. Karbon nedir? Yanar. Dolayısıyla arkadaşlar 1-2 arkadaşlar cevabımız. 1-2. 12. soruya bakıyoruz. 12. soruya. Aşağıdaki tabloda bazı maddelerin kristal türleri ve kristal birimi bir arada tutan kuvvetler verilmiştir diyor. Evet. Şöyle bakalım. Evet. Magnezyum oksit arkadaşlar nedir? Magnezyum oksit. İyoniktir değil mi? Metal ametal. İyoniktir. İyonlar arası elektrostatik çekim vardır. Grafit arkadaşlar kovalenttir. Kristal birimi tutan kuvvetler nedir? Kovalent bağdır. Kovalent bağdır. Karbondioksit moleküllerdir. Değil mi? Ama kristal birimi tutan kuvvetler nedir? London kuvvetleridir. Çünkü bu apolardır. Evet. Kristal birimi tutan kuvvetler nedir? London kuvvetleri. Yani indiklenmiş dipoldür. Evet. Alüminyum arkadaşlar nedir? Metaliktir. Kristal türü metaliktir. Metalik bağlar tutar. Dolayısıyla cevabımız ne oldu? C şıkkı oldu arkadaşlar. C şıkkı oldu. 13. soruya bakıyoruz. 13. soru. Aşağıdaki şekil grafitin örgü yapısını göstermektedir diyor. Hangileri doğrudur? Bakın sevgili arkadaşlar. Karbon atomları arası bağlar kuvvetli. Atomlar arası bağlar. Bakın atomlar arası bağlar. Bunu da böyle sanki moleküller arası bağ gibi düşünün. Dolayısıyla buna göre soruyu çözün. Evet. Bir numaralı bağ zayıftır. Doğru.
Tabakalar arasındaki bağlar zayıftır arkadaşlar. Doğru. 2 numaralı bağ kuvvetlidir. Evet, direkt atomlar arası bağ olduğu için kuvvetlidir. Doğru. X ile gösterilen karbon atomudur demiş. Evet. Grafitten bahsediyoruz. Grafitte nedir arkadaşlar? Karbonun bir allotropudur. Dolayısıyla o da doğru. Yani 1, 2, 3 olacak. Yani Edirne şıkkımız doğru sevgili arkadaşlar. Evet. Katılan ikinci testimizi çözmeye başlıyoruz. Aşağıdakilerden diyor hangisi amorf katı örneği değildir? Amorf katı örneği değildir. Evet, ne diyoruz arkadaşlar? Kuarts değil mi? Amorf katı örneği değildir. Amorf, 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 amorf. Evet, kuarts amorf katı örneği değildir arkadaşlar. Evet, devam ediyoruz ikinci sorumuza. Metalik kristallerle ilgili demiş. Hangilerinin doğruluğu kesindir demiş. Serttir demiş. Bazı metallerimiz yumuşaktır. O da şanlarına katıdır. Bazı metallerimiz biliyorsunuz sıvı metaller değil mi? Örnek civa mesela. Evet, dolayısıyla şu ikisi kesin değil. 1 ve 2 eledik. 1, 1, 1, 1 elendi. Evet, kesin olan zaten ne oldu? Ortaya çıktı. Elektriği iletir. Metaller her halükarda elektriği iletir. Doğru. Metalik bağlar içeri. Doğru. Yani cevabımız Bursa arkadaşlar. Gelelim 3. sorumuza. İyonik kristallerle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi... Ne diyor? Yanlıştır diyor. Hangisi yanlıştır? Evet, iyonik kristallerle ilgili demiş. Oda koşullarında katı ve sıvı halde bulunurlar demiş arkadaşlar. Oda koşullarında katı ve sıvı halde bulunurlar. Evet, iyonik kristaller arkadaşlar oda şartlarında nedir? Katıdır. Dolayısıyla B şıkkımız nedir? Yanlıştır. Evet, 4. soruya bakıyoruz. Kuru buzla ilgili yargılardan hangileri doğrudur? Evet. H2O molekülünden oluşur. Kuru buz arkadaşlar nedir? Karbondioksitten bahsediyoruz değil mi? Karbondioksitten var. Karbondioksit katı halinden bahsediyoruz. Dolayısıyla bir gitti. Moleküller arasında Van der Waals etkileşimleri bulunur. Evet, karbondioksit nedir sevgili arkadaşlar? Apolardır. Yani moleküller arasında indüklenmiş dipol, indüklenmiş dipol etkileşimi. Yani London kuvvetleri vardır. Evet, doğru. Moleküler katı örneğidir. Evet, doğrudur arkadaşlar. Cevabımız ne oldu? D şıkkı. Evet. 2 ve 3. 5. soruya bakıyoruz. Evet, 5. sorumuz sevgili arkadaşlar. Tablodaki madde örneklerinden hangileri doğru sınıflandırılmıştır? Evet, şöyle bir siz bakın bakalım. Evet. Plastik amorf doğrudur değil mi? Evet. Tuz iyonik, bu da doğrudur arkadaşlar. Dolayısıyla arkadaşlar 1 ve 4 doğru cevap. 1 ve 4. Evet. 6. 25 santigrat derecede, 25 santigrat derecede bulunan sönmemiş kireçle ilgili demiş. Hangileri doğrudur? Sönmemiş kireç. Evet. Kalsiyum oksittir zaten sönmemiş kireç değil mi? Kalsiyum oksittir. Kalsiyum oksittir. Evet, kalsiyum oksit iyonlarından oluşur. Doğru. Isı ve elektriği iletir demiş arkadaşlar. İyonik katılar, biliyorsunuz iyonik katılar katı hale elektriği iletmezler. Değil mi? Evet. Dolayısıyla iyonik kristaldir demiş. Evet. Doğru. İyonik kristaldir. Birim hücrelerden oluşur demiş. Evet arkadaşlar. İyonik kristaller birim hücrelerden oluşurlar. Cevabımız D şıkkıdır. Cevabımız D şıkkı. 1, 3 ve 4 olacak arkadaşlar. Evet. 7. soruya bakıyoruz. Aşağıdaki A ve B yapısal gösterimleri elmas ve grafite aittir. Elmas ve grafite aittir diyor. Evet. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Elmasın yapısal gösterimi, evet, grafittir arkadaşlar bu. Daha önceki sorularla zaten değil mi? Grafit soruları vardı. Aynısı. Evet. Doğru. Her ikisi de kovalent kristaldir. Evet sevgili arkadaşlar. Doğru. İkisi de elektriği iletir. Hayır arkadaşlar. Sadece kim iletiyor? Grafit iletiyor arkadaşlar. O metaller arasında unutmayın. Karbonun allotropu olan grafit elektriği iletir. Değil mi? Her ikisi de karbon atomundan oluşur. Doğru. Elmas çok sert, grafit yumuşak ve kırılgandır. Doğru. Yani yanlış olan hangisi arkadaşlar? C şıkkımız. 8. soruya bakıyoruz. 8. soruya bakıyoruz. Aşağıdaki grafitin
A örgüsü gösterilmiştir. Evet. Grafikle ilgili demiş. Hangileri doğrudur? Grafikle ilgili hangileri doğrudur? Altıgen yapılı karbon tabakalarından oluşur. Bakın arkadaşlar. Altıgen tabakalar. Gördüğünüz gibi altıgen tabakalarda oluşuyor. Evet. Kovalent kristaldir demiş. Kovalent kristaldir. Doğru. Kovalent kristaldir. Tabakalar arasındaki bağlar çok kuvvetlidir demiş. Şu aradaki bağlar nedir arkadaşlar? Zayıftır. Karbon atomları arasındaki bağlar kuvvetlidir. Tabakalar arasındaki bağlar zayıftır. Dolayısıyla 1 ve 2 olacak sevgili arkadaşlar. 9. soruya bakıyoruz. Aşağıdaki şekillerde tuz, su ve kuvars kristalleri verilmiştir. Buna göre hangileri 3 kristal içinde doğrudur? Hangileri 3 kristal içinde doğrudur? Tuz, sodyum ve klorür değil mi? Su, H2O, kuvars yine arkadaşlar mesela işte silisyum dioksit değil mi? Dolayısıyla arkadaşlar birden fazla element var. Birden fazla tuzlu atom içerir, doğru. Moleküler kristallerdir. Mesela kristal. Kristal ama bu su. Kristal değil değil mi? Evet. Dolayısıyla 3'ü için geçerli değil ki. Oda şartlarında katıdırlar. Katıdır. Katıdır. Sıvı. Yani cevabımız nedir arkadaşlar? Birden fazla türde atom içerir cümlesi doğru cevap. Adana. Evet. 10. soruya bakıyoruz. 10. soruda sevgili arkadaşlar yukarıdaki özelliklere verilen X, Y, Z maddeleri aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Evet. Hangisi olabilir demiş. Tanecikler arasında yalnızca Van der Waals etkileşimi vardır demiş. Van der Waals etkileşimi varsa A olabilir, B olabilir, D olabilir, E olabilir. O zaman ne oldu? C gitti değil mi? Çünkü H2O polardır. Orada Van der Waals etkileşimi gözükmez. Yani indüklenmişti, bu indüklenmişti. Bu London kuvveti olmaz arkadaşlar. Karbon atomları arasında kovalent bağlar içeren çok sert bir kristaldir. Çok sertse kimden bahsedeceğiz biz? Tabii ki elmastan bahsedeceğiz, öyle değil mi? Evet. Evet. Yapısında pozitif iyonlar ve serbest elektronlar içeren erime noktası yüksek bir metaldir. Erime noktası yüksekse, şimdi civa oda şartlarında sıvı. Bu katı. Dolayısıyla bunun erime noktası buna göre de daha yüksektir. O zaman bu da gitti. Geriye ne kaldı? E şıkkımız doğru cevaptır arkadaşlar. Evet. 11. soru. Katılarla alakalı arkadaşlar son sorumuz. Son sorumuz. Aşağıdaki hemen tahtayı silelim. Buna göre verilen tanecik modellerine sahip maddelerin katı sınıfları aşağıdakilerin hangisine doğru olarak verilmiştir diyor. Hangisine doğru olarak verilmiştir. Birinciye bakıyorsunuz arkadaşlar. Dağınık bir yapı değil mi? O zaman ne olması lazım? Amorf olması lazım. Evet. İkinciye bakıyoruz arkadaşlar. İyonik bir görüntü var değil mi? İyonik bir görüntü var. Evet. İyonik bir görüntü. Üçüncüye bakıyoruz. Dikkat ederseniz neye benziyor bu? Grafite benzemiyor mu? Değil mi? Grafite benziyor. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar C şıkkı. Yani grafik nedir? Kovalenttir zaten. Değil mi? Evet. Dolayısıyla C şıkkı doğru cevap. Evet sevgili arkadaşlar. Diğer derslerde ve testlerimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.